Güzel İnsanlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zamandır birlikte değildik. Ben sizleri çok özledim. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Bugünkü konumuz, başlıktan da anlayabileceğiniz gibi, bebeğin hareketleri. Ayrıca bugün ikinci trimesterde genel olarak neler yaşıyorum, bundan bahsedeceğiz. Peki neden 15, 16, 17 hafta gibi bu şekilde ilerlemedim bu videoda? Çünkü benzer şeyleri yaşıyorum, bir önceki videolardaki şeyleri yaşıyorum. Yani tekrardan boş bir video olsun istemedim açıkçası. Ve bu sebeple de hani böyle kendi hayatımdan da bir şeyler belki katabilirdim videoların içerisine sırf içerik olsun diye. Ama çok emin olamadım. Yani burası biraz daha anne bebek gibi bir platforma dönüştüğü için YouTube kanalım. Hani bunu paylaşmamdan hoşlanır mısınız, hoşlanmaz mısınız, nasıl ilerler bilemedim açıkçası. O yüzden emin olamadım ama eğer hani bunu da görmek istiyoruz, Berfu tarz videoları da çekebilirsin diyorsanız belki o şekilde de ilerleyebilir. Sizden gelecek yorumlara bağlı açıkçası. Beni motive edecek bir şeye ihtiyacım var yani o anlamda. Ama hani bebek videolarıyla alakalı bundan sonrasında yüksek ihtimalle daha fazla içerik çıkıyor olur zaten. Hem haftası gereği, işte hem biraz doğum yaklaşıyor. Yani artık yarısı bitti, doğum yaklaşıyor dediğim. İşte bundan sonra bebek odası hazırlıkları, alışverişler, işte artık böyle hareketlerinin şey olması, iyice işte kilosunun, boyunun bilmem ne artması. Bunlarla beraber yüksek ihtimalle daha fazla içerikler çıkıyor olur diye düşünüyorum. Evet, gelelim en heyecanlı kısma, bugünün esas konusuna. Şimdi bebeğin hareketlerini nasıl hissettim? Öncelikle çok hikaye kısmına girmek istemiyorum ama gire gire biraz olacak bu tarz şeyler. Yani sizin de daha iyi anlayabilmeniz için aslında. O yüzden başlıyorum. Eğer sıkılırsanız hızlandıra izleyebilirsiniz. İlk olarak aslında ben şu anda şunu söyleyeyim. 18. haftadayım şu anda. 18. haftadayım fakat 13. haftamda, yani 13 artı 14. haftamda, tabii şu anda da çünkü 17 artıdayım. 17 artı 4. Tam bir ay önce, öyle söyleyeyim. Bir gün böyle yarı yatar pozisyondayım. Evdeyim, çok sakin, dizi izliyorum falan. Bu şartlar altındayken böyle göbek deliğim ve rahimim arasında pıt 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 böyle 3 kez bir seyirme hissettim. Bu nasıl bir his? Tam olarak bir göz seyirmesi gibi diyebiliriz aslında. Hani kimisi diyor ki böyle çok hızlı hareket ediyor falan. Hani çok hızlı pıt 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 hani gibi bir şey oldu. Öyle bir şey olmadı. Yavaş böyle pıt 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 diye bir ritmik bir şey. Ama 3 kez hani daha da devamı gelmedi. Ben de yani yok artık dedim, bu haftada hissetmiyorumdur herhalde. Ama tabii ki çok heyecanlandım yani. Çünkü garip bir şey. Ama bir yandan da acaba gaz mı dedim. Çünkü şöyle de bir nokta var. Ya bence gerçekten ben o haftada hissettim. Yemeklerden sonra oluyor bu. Yani kahvaltıdan sonra ve akşam yemeğinden sonra. Bu ilk işte bahsettiğim şey kahvaltıdan sonra oldu. Sonra akşam oldu. Akşam yemeği dedim ki yani tekrar olursa herhalde bebektir. Akşam yemeğinden sonra tekrardan hissettim. O da böyle pıt pıt pıt. Yani 3 ya da 4. Yani böyle öyle bir şeydi. Daha yavaştı ilkine göre. Pardon, daha hızlıydı ilkine göre. Bir tık daha hızlıydı. Yani acaba mı falan, işte annemle konuşuyorum, ablamla konuşuyorum falan. Ablam da dedi ki yani ben 16. haftada hissettim. Hani hafta olarak biraz erken ama hissetmiş de olabilirsin. Sonra ertesi gün hiçbir şey yok. Bir daha geçti, hiçbir şey yok. Öteki hafta geldi, hiçbir şey yok falan. Böyle birkaç hafta hiçbir şey olmadı. Ta ki 15 artı 6, yani hani artık 16. haftamda doktora gitmeden bir gün önce gerçekten hissettim. O da böyle yine aynı şekilde böyle pıt 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 gibi bir şey. Ama artık bu sefer dedim ki, işte annemi aradım o zaman, dedim ki anne yani böyle böyle bir şey oldu ama hani hissettim mi hissetmedim mi emin değilim. Hani o bebek mi ondan da emin değilim, gaz diyenler oluyor çünkü. Annem de dedi ki yani kızım hani gaz normal şartlarda nasıl bir hareket sağlıyorsa bağırsaklarında aynı şekildedir. Yani bu değişmez hamilelik sürecinde. Eğer oysa, yani öncedenki gaz hareketlerinse
bebek değildir. Ama farklı bir şey hissediyorsan o bebektir. Ben de gerçekten biraz farklı bir şey hissettim. Yani o gaz gibi değildi çok. Yani gaz öyle ritmik bir şey yaratmıyor yani. Böyle guruldama olur, bir şey olur. Hani bir hareketlenme olur falan. O bağırsak hareketi başka bir şey yani. Hani regl döneminden de bildiğimiz kadarıyla söylüyorum. Ondan sonra neyse dedim, tamam ben bir takibi alayım. Hani birkaç gün boyunca bir takip edeyim bakalım. Akşam falan da olursa dedim muhtemelen bebektir. Akşam bir daha oldu. Yine yemekten sonra. Ertesi gün doktora gittik. Doktora dedim ki, doktor bey ben galiba hissediyorum. Ya dedi hissedebilirsin çünkü hani zayıfsın. Muhtemelen bu haftalarda hani hissediyorum diyeceğini düşünmüştüm bu geldiğinde. Hissetmen normal ama dedi esas hani böyle artık anlıyor olman 20. haftayı bulur. 20. haftayı falan bulmadı. Biz bayağı her şeyi anlıyoruz şu anda, öyle söyleyeyim size. Yani ben bayağı anlıyorum her şeyi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü doktora en son biz geçtiğimiz hafta cuma günü gittik. Bugün günlerden bir hafta geçti. Bugün 10 gün işte pazartesi. 10 gün geçti. 10 gün içerisinde ben dün akşam çok net onun içeride döndüğünü hissettim. Yani o kadar garip bir şey ki. Dışarıdaydık arkadaşlarımızla beraber. Bir şey anlatıyorlardı bana. Koptum o anda. Yani gitti. Hani çünkü aklım oraya kaydı. İlk defa vücudumda bir şey oluyor. Enteresan bir şey. Yani böyle bir şeyler oldu yani içimde. Çok anlatabileceğim bir şey değil. Ama yine yemek sonrasıydı. Yani bizim kız galiba yemeklerden sonra birazcık hareketleniyor. Öyle yani, dün akşam da döndüğünü falan hissettim. Bu çok gerçekten çok enteresan bir his. Özellikle dün akşamki gerçekten çok değişikti. Hani böyle şeyini hissediyorum mesela. Ben tam olarak yan yatmıyorum. Böyle hafif yüzüstü yan gibi yatıyorum. Yatabiliyorum yani, hala sıkıntı olmuyor. Beni rahatsız etmiyor. Onu da rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Ve bu pozisyonda yattığımda da genelde onun hareketlerini hissediyorum zaten. Böyle pıt 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 hani... İlk başta şey diye düşünüyordum, acaba rahatsız mı oluyor falan. Sonra da araştırdım bunu. Hani bu haftalarda yüzük oyunu yatmanın bir sakıncası olmadığını, 6. aya kadar bu şekilde yatılabileceğini, hani karnın büyüklüğüne göre. Zaten diyor hani siz hissedersiniz ve yatamazsınız. O yüzden de hani herhangi bir sıkıntı yok, yatabiliyorum ama yerleşme hareketleriymiş onlar. Yani ben o pozisyonu aldığım için, o da orada yerleşmek için işte bazı şekilden şekle giriyor herhalde yüksek ihtimalle. Keşke ultrason olsa da elimde görebilsem onun hareketlerini devamlı. Böyle gerçekten çok farklı, çok yani ifade edebileceğim bir şey değil ama hani içinizde bir şey olduğunu net olarak döndüğünü hissettiğiniz anda anlıyorsunuz bence. O yüzden en benim etkilendiğim kısım dün akşamdı. Bu arada hani pat diye döndüğünü hissetmedim. Bir iki gün öncesinde eşimle konuşuyorduk hatta. Dedim ki sanırım dönüyor. Yani bir şeyler yapıyor yani. Orada farklı bir hissiyat oldu böyle. Yani değişik bir... Ya anlatamıyorum tam olarak gerçekten. Yani böyle bağırsak hareketi değil, o aşağıda olur. Ama bu yukarısında. Öyle bir şey gerçekten. Bağırsak hareketi gibi ama yukarısında. Ve sanki... Hani organlarımın dışında bir şeyin yaptırdığı bir şey gibi. Yani dolayısıyla hani bebeğin yaptığı bir hareketmiş gibi hissettim onu ama tam olarak da anlamlandıramıyorum acaba ne falan diye. Ve bu süreçte de zaten hani hemen 1-2 gün sonrasında da hareketlerini, yani döndüğünü dün akşam çok net hissedince dedim ki demek ki gerçekten dönüyormuş içeride. Bu arada en son doktora gittiğimizde, yani 10 gün önce, tam işte ben 15+6 iken, hatta 15+6 değildim, doktora gittiğim gün tam 16 sıfırdım. O gün tam 16 santim ve 160 gramdı. Yani şu an işte biraz daha büyümüştür. Hani belki şey hesaplaması da yapabilirsiniz, bilmiyorum çok doğru olur mu? İşte annenin vücut yapısıyla da tabii ki fark edebilir ama hani 16 santim 160 gramda ben bunu çok net hissetmiştim. Hani bebek daha küçükse ya da daha büyükse siz bunu daha önden de fark edebilirsiniz. Ya da benden daha zayıfsanız bunu daha önden de fark edebilirsiniz. Ya da ikinci çocuksa daha önden fark ediliyormuş falan gibi. Böyle şeyler olabiliyor. Ama herkesin kendi kişisel süreci yani tamamen. Hani benim bir arkadaşım 20. haftadan önce hissedemezsin dedi. Bir arkadaşım 23. haftada hissetti. Yani
Benim şöyle bir avantajım olduğunu düşünüyorum. Çok hareketli bir insan değilim yani. Gün içerisinde oradan oraya gideyim, buradan buraya gideyim falan gibi değilim yani. İşlerimi hallediyorum evde. İşte genelde dizimi falan izliyor oluyorum. Bütün gün ne yapabilirim yani. Belki hani o yüzden de kendimi dinleme fırsatı çok fazla bulabildim. O fırsatı bulabildiğim için bunu daha erken anlayabildim diye düşünüyorum. Evet, böyle hareketlerimiz. İkinci trimester nasıl geçiyor? İkinci trimester'da çok rahat, hiç hamile gibi değilim. Yani böyle ekstra enerji yüklendiği çok iyiyim falan diyemiyorum. Hani öyle söyleyenler de oluyor. Ama güzel yani, hani hem enerjim yüksek gerçekten. İlk trimester gibi değil. Hormonların daha düzgün seviyede artık diye düşünüyorum. Hani böyle absürt çıkışlarım, o sinirlenmelerim falan kalmadı. Onlar daha stabil. Sadece işte dizilerde, filmlerde ya da böyle gördüğüm herhangi bir şeyde ağlama gelebiliyor. Hatta geçen gün sebepsiz yere arabada giderken bir şarkı çaldı ki ben o şarkıyı normal şarkıları çok severim yani. Ve keyifle dinlerim. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Hani öyle bir ağlıyorum ki hatta dikiz aynasından kendime baktım. Dedim yani millet görse hani kadın ne yaşıyor falan diyecekler. Kendimi görünce de gülmeye başladım. Böyle şeyler olabiliyor. Sonra diyorum ki kızım annenin hormonları normal değil. O yüzden böyle şeyler yaşıyoruz. Ama diyorum sıkıntı yok, merak etme. İşte hani bazen kendimi kötü hissediyorum. Hani ben ağlıyorum acaba o da hani bundan etkileniyor mu? İşte o da orada mutsuz mu falan diye. Ama bunu konuşuyorum. Kendi kendime rahatlıyorum yani bir sorun yoktur falan diye. Hani o da anlıyordur bir sorun olmadığını falan diye. De vücudumda ne gibi bir değişiklikler oluyor? Göğüslerimde bir yani gözle görülen bir şekilde büyüme artık başladı. Karnım iyice çıkmaya başladı. Artık pantolonlarım falan son kez giyiyorum yüksek ihtimalle giyemeyeceğim. İşte artık elbiselere falan geçiş yaparız diye düşünüyorum. Geçen gün bir ayakkabım vardı geçtiğimiz kıştan, şey yazdan kalan. Böyle daha babet formlu bir şey. Onu giydim mesela, ayaklarımı sıktı. Yani bu bir şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Hani işte kış çıkışı artık hani spor ayakkabıdan ilk böyle yazlık ayakkabılara geçtiğimiz zaman açık tarzda olanlara biraz daha şey yapar ya böyle ayak. Alışmakta zorlanır ya, ondan da olmuş olabilir bilmiyorum. Ya da ayaklarım da hani bir tık ödem olabilir ama hani baktığım kadarıyla çok ayaklarımda ödem varmış gibi görünmüyor. Vücudumun hiçbir yerinde çok ödem varmış gibi görünmüyor. Yani yüzüğüm çok rahat bir şekilde girip çıkıyor. Şu an elim biraz terli diye tutuyor da yüzüklerimde hiçbir sorun yok çok şükür şu anda. Yani bunlar için herhalde biraz erken, daha ilerleyen haftalarda olabilir. Bu arada mesela ben tuzu çok severim normalde. Hamilelik sürecinde de böyle ay işte tuzu keseyim işte hani azaltayım falan gibi bir şeyim çok olmadı açıkçası. Yani şalgam içiyorum. Şalgamın sağlıklı olduğunu duydum hem bebek için hem anne için. Ama tabii ki hani sağlık açısından şalgam normalde de önerilen bir şey. Fakat tuz oranının yüksek olmasından dolayı hamilelikte çok tercih etmiyorlar esasen. Yani bu size örnek olsun diye söylemiyorum. Kötü örnek olduğum için söylüyorum. Hani siz çok içmeyin. Ama içiyorum. Ben öyle ekstradan çok her şeye dikkat eden bir tip hiçbir zaman olmadım hamileliğimin başından beri. Bir ara baş ağrılarım çok fazla oluyordu. Geçen videoda söylemiştim. Baş ağrılarım azaldı. Yani çok şükür. Hiçbir sıkıntım yok şu anda baş ağrılarımda. Baş ağrılarım azaldı dedim. Anında şurama bir ağrı girdi. Böyle olabiliyor işte. Ama yok yani gerçekten genel olarak başım çok uzun zamandır ağrımıyor. Ağrıdığında da ilaç falan kesmiyor. O mentol taşlarını sürüyorum. Bir tek o işe yarıyor. Onun haricinde de hiçbir şey kesmiyor yani beni. Dişlerimdeki hassasiyet bitti çok şükür. Hani öyle bir şey yaşamıyorum. Diş kanaması, yani diş eti kanaması ya da dişlerimde bir ağrı falan yok. Bir ara olmuştu biliyorsunuz ki. Ama o kalmadı artık. Onun haricinde birkaç gün önce çok fazla sırtım ağrıdı. Ama nasıl bir ağrı, nasıl bir ağrı böyle oluyormuş. Çok normalmiş bu haftalarda sırt ağrısı. Uykum kaçıyor geceleri. Gece yatağa yattığım anda bir uykum kaçıyor. Sonra işte birkaç saat oyalanıyorum. Ondan sonra uykuya dalabiliyorum. Uykularım da genelde hafif oluyor. Sabaha karşı biraz daha uyuyabiliyorum. Gece çok uyuyamıyorum. Sabaha karşı uyuyorum.
Evet, genel olarak böyle bu hafta için yaşadıklarım. Eğer unuttuğum bir şey olursa açıklamalar kısmına ekstradan şunlar şunlar da oldu diye söylerim. Ama hani şöyle bir videoya başlamadan önce toparlamıştım zaten kendi kafamda. O yüzden bir şey unuttuğumu düşünmüyorum. Sizler de en kısa zamanda böyle bir şeyin hareketlerini hissedersiniz. Daha geri haftadaysanız eğer hissettiyseniz de belki hem yorumlarda bunlar üstünden konuşabiliriz. Ya da işte hissetmediyseniz sonra da hissedecekseniz bunları yazabilirsiniz bana. Çok hoşuma gidiyor böyle sizlerden bir şeyler geldiği zaman, duyduğum zaman falan böyle hep beraber bir aileymişiz gibi hissediyorum. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Konusu yüksek ihtimalle mobilya alışverişi olacak. O yüzden bence takipte kalın. Benim en heyecanlandığım oda kısmı, odanın organizasyonu, dekorasyonu falan filan bunlar gerçekten çok hem ilgi alanım olan şeyler zaten hem de çok beni heyecanlandıran kısımlar. O yüzden bu aşamayı da bir sonraki videoda konuşuyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bebeklerinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.